Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız Allah'a şükür iyiyiz. Hamdolsun bugünümüze. Hamdolsun. Aynen. Arkadaşlar bugün biz akşam yemeğini yiyeceğiz. Tosun Paşa'm bugün okuldan geldi. Tosun Paşa'm bir şöyle görünsün. Okuldan geldi. Gördüğünüz gibi şöyle yorgun. Yıpranmış ya. Aynen ama bugün evde yokluğunu gerçekten fark ettim. Çok sakindi. Sabah 8'de evden gitti. Şu an saat 4'ü. Çeyrek geçiyor. Ay 7.50. Pardon 7.50'ymiş. Burası Almanya yani ona göre konuş yani. Ne yaptı? 7.50. 7.50 evden gitti. Şimdi saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yeni geldi biraz da otobüsü kaçırmış. Adama bak dönmüşler gibi duruyor. Evet ama yorulmuş oldu ya. Dönmüşler gibi. Ah benim oğlum. Ah benim tosunum. Sabah kahvaltı hazırladık. Mine. Bunlar ne oldu? Hayırdır? Neydiniz? Ne oldu kızla? Biz de okuldan geldik. Evet siz, ama siz kısa süreli geldiniz. Siz 12'de eve geldiniz kızım. Dünün gibi dört vermedim bize. Tosun Paşa'nın okulu bir de uzak olduğu için arkadaşlar. Sabah kahvaltı hazırladık bu arada. Evet. Eşime dedim ki Tosun Paşa yok dedim boğazından geçmiyor dedim. O da dedi olsun gitsin dedi. Bilgisayar ya. Olan yanacaksın. Tabii. Hepiniz yanacaksınız. Hep ben gideceğim yönete. Tabii. Ola o günah gitmiyoruz bana. İnanmamış. Sabahleyin arkadaşlar ne oldu ben size söyleyeyim aramızda ne oldu. Sabahleyin bu bizim karı, bizim hanım, evin nuru şey yaptı yumurta yaptı. Kıymet nedir? Yumurta yaptı. Sen de benim şeylerimi ortaya çıkarıyorsun. Ha, dinle bak. Ha. Ondan sonra bir Tosun Paşa'm çok sever bu yumurtayı. Dedi ki, ben dedim çocuğu bırakma dedim. Bırakmadı. Ne oldu? Ha, bırakmadı ne oldu? Hepsini yedi. Sonra ne oldu? Kanı aradı. Evet. Sonra... İşte böyle olur. İşte. Babam hiç bir kere demedi bırak diye. Ya şaka. O işin şakası. Senin nasıl birlik miydi biliyor musun? Hı. Şimdi o şaka da Semih abin yedi. Evet. Semih abi gattardı senin hakkınıydı haberin yoksa. Hayır yok ya. Ağam böyle şeyler var evet. Var o. Ben gideyim 7'de kalkayım sabah. Evet. 4'de eve gideyim yine. Evet. Bütün gün okula gideceğim. Evet. Bastı grotlama kesmiş burada ben. Ah beni yavrum. Ama ağrımı. Ah. Eve geliyorum. Abi bir mevsim. Gel bir sarılıyorum sana gel. Tosun Paşa'nın öğretmenlerine sesleniyorum buradan. Tosun Paşa'ma izin verin hemen bir hafta. Evet. Bir izin ver he. Evet. Ay, oğlum. İlk günde hani abi ya. Haftaya şey izinim mi? Sen kaç hafta gidiyorsun okul oğlum? Hafta değil aylarca değil. Bir ay iki ay. İki ay oldu değil mi? Az değilsin sen. Bugün bir okula gitti geldi hemen izin istiyor. Adam yoruldu ya yoruldu. Evet. Bugün menümüzde ne var hanım? Merkele dilekçe yazalım bize neyse. Bugün makarna varmış. Evet. Şöyle göstereyim. O bu görüm ya köpürüyor. Şöyle bak makarnamız var arkadaşlar. Makarna aldığım insanı yormayacak. Nasıl yormayacak? Türkiye'de herkes bildiği böyle yuvalan makarna vardır, cızgılı cızgılı. Ya o insan çok yoruyor yerken ya. O ağzını arıyor. Heh, çok yoruyor. Bu makarnamız var. Usul diye, o işte usul suyu. O acelenge. Ben usul yemeği çok sevmiyorum ya. Ben acıda merhaba. Bu neymiş? Burger. Tavuk küçük kesmiş. O şimdi soslanacak sosumuz var. Domates. Kuş pası. Domates sosu yaptım maşallah, burada. Tereyağlı, baharatlı. Bu ne? Orada şehriye çorbamız var. Oo, şehriyesi bol mu? Evet. Ha maşallah. Terbiyeli şehriye çorbamız var. Terbiyesi çekmiş engem. Salatamız var. Karnıyarımız da kalmış dünden ama onu ısıtmayayım artık. Ya o geçen İrfan Karış'ın demiş ya. Senin karnıyar yaptın mı ya? Bütün patlıcan arada. Pardon karnıyar yaptın şu türlü. Türlü. Allah. İrfan Karış kusura bakma. Benim hanım dinlemedi. Yaptı türlüyü yedik. Türlüdük türlümüş ha. Türlümüş. Ama yani... doğrusunu söylemek gerekirse benim çocuklar türlü yaptığında içinin kıymasını yiyorlar. Patlıcanını atıyorlar. Yemiyorlar. O yüzden... Yalan yok, yalan yok. Yemiyorum. Hayır. Ben yemiyorum. Oğlanlar türlü yiyor mu? Yemiyor. Ben yiyorum. Karnıyarı da yemiyorlar kızım. Anne ama seni yani hepsini yiyor mu ayırmadan? Ben mesela yiyorum. Biber dolması yapıyor. Oğlanlar biber dolmasını. Melih. İçini çıkarıyorlar. Anneni görmüyor. Biberi. Anneni görmüyor. Salatamız var. Bugün içine mor lahana kalmamış. Şimdi eskiden biz şeye giderdik. Sınavda diyelim ki lokanta girdik. Ben gidin böyle klasik. Musakka alırdım önce baştan. Musakka. Sonra bir pilav, biraz da kuru. Yeter çok bile. Bir de Türkiye'nin taze çıtır ekmeği o işte. Musakka ya, o musakkayı ekmeği banıyor ya böyle, banıyor. Bitti o anda ya, bitti. Bitti. Bir de bilen bilir, eskiden şeye vardı. Bizim lambo göz ediyor herhalde, gelişmiş de. O da yolcu çıkacak hala, o, uzun yol. Ağzı kadar aldın mı? Fisikler şeyler ortaya çıkıyor. İndirem, yok bir şey. Bir bırak etsem. Elim var, gel uzak. Söylesin ya, bir de kasım havası. Oo, ne oluyor lan? Lafımı kestin gene ka? Lafını kesmedin de ama sen kaldırmayayım şimdi sana. Şimdi sen ne bilirsin? Lokanta girdin mi şey olurdu.
eski demir tabak olur hanım, biliyor musun? Alçak alçak. Paslanmaz tabak. Evet evet. Ona zarat yapılardı. Sen aşkın bir şey olmaz o. Onlar güzel oldu öyle ya. Şişelek tatla kalmadı ya. Evet, eskiden her şey güzeldi. Çocuk hali işte ya. Şimdiki başka oluyor. Arkadaşlar sizlere buradan sözü mü kestim? Buyur buyur. Hayır, ben de... Size buradan sorayım. Sizler makarnayı neyini seversiniz? Yoğurlu mu seversiniz? Kıymalı mı? Mesela ben Tosu Paşa bir örnek vereyim. Tosu Paşa tereyağlı beyaz peynirli makarnayı evet, çok sever. Evet, çok güzel oluyor. Siz nasıl seversiniz? Yorumlara yazarsanız. Evet. Bakalım kimler neler yazıyor. Arkadaşlar kusura bakmam, biraz sağ taraf karanlık oldu da ışık attık. Evet. Işık biraz şey yaptı bizi, göz kırpıtırıyor gitti artık. Ya patlayacak. Patlayacak ya, gidecek. Heh, oğlum şuradan bir dakika biraz ışık gelsin. Hadi kızım. Hadi beni anne. Evet. Bakalım makarna şeyleri yorumlarını bekliyorum. Nasıl makarna? Bakın arkadaşlar ben yoğurtlu makarna sevmiyorum. Yalan söylüyorum. Bugün diyor yarın ahiret. Ben yemiyorum. Evet, sevmiyorum. Sen sevmiyorsun doğru. Ben sevmiyorum. Benim tomat sos yeter bana. Tomat sos olsun. Bu yakında şeyini seviyor. Annem sarıları boysaydın ya altına. Evet tamam. Hadi. Oh oh oh. Kalk ayağa kızlar. Yemeği de şey koy. Sen ver onlara. Yemeği de o turuncu mor şeyde koydum annem mor. Turuncu mor? Mor. Morlu hana mı dedin annem? Evet. Morlu hana kalmamış bugün. Vallahi. Marul var, havuç var, domates var. Ondan sonra soğan var. Anne bunu ha, bir de havucumuz biliyor ya doğru. Anne bunun rengi turuncu, kırmızı, yeşil, beyaz. Sen kızlara yardım et istedim olur şurada ya. Geldik değil mi? Hadi kuru yapın da yardım edin abiye kızım. Okuldan geldi bak yorduk. Anam yorduk. İyi yorduk. Biz geliyoruz. Siz öyle miyiz? Anne bugün de valla üstünü iyi uydurmuş başörtü falan. Allah'a yakışmış ha. Annemin başörtüler şeyleri. Ha. Yazık. Ama gelirken getirmişmiş dedi. Kapalı kapalı örtüyor. Böyle ört dedi. Evet. Dedim hem annemi sevindireyim. Biliyorsun hediyeleri kullanmak sevaplı. Tabii ki. Tabii ki. Bak hem bunun bahanesinde annemi şey yapmış oldum. Tabii ya. O anmış oldum maşallah. Şu şehriye bak ya maşallah ya. Ben severim zaten. Bak çoğu din bak böyle olacak. Görüyor musun? Bak görüyor musun kardeşim? Çoğu din böyle olacak. Böyle böyle. Sen sulu çorbayı sevmiyorsun. Sevmiyorum ben ya. Sevmiyorum. Benim magi yok değil mi? Vardır ya. Vardır rendering. Aa yukarıda bakıyorsun. Siz katılın anne. Siz oturun, Melik abi size versin hadi. İyi tamam, öyle. Hadi bakalım, sos da ısındı. Ben şimdi çorbalarınızı da koyayım sizi. Evet. Biz bir dakika yemeye başlayacağız, tamam mı annem? Semih nerede? Geldim baba. Ders yapıyorum. Birazdan gelecektir annem, siz oturun. Onun işi vardır daha karda. Onun işi vardır, onun karda. Gel şurada oturalım. Burada gel oturalım. Abim böyle yapıyor şeyleri. Bir mutfak konusunda bir küçük bilgi vereyim. Diğer arkadaşlara, genelde bayan arkadaşlar için. Arkadaşlar biz bayanlar mesela mutfaklarımızda nerede ağır eşyamız var, tabağımız, çanağımızı, ağırları hep buralara koyuyoruz. Çekmecelere de hafif olanları koyuyoruz. Evet. Aslında bu çok yanlışmış. Bizim mutfağımızı kuran bir Alman'dı değil mi? Polan. Bir Polan pardon. Erkek dedi ki bana, ben dedi sana söyleyeyim, kadınların dedi yaptığı hata bu dedi. Şu çekmeceyi aç dedi, 70 kilo bir tane kişiyi çıkart üstüne dedi. Hatırlıyorum lafını böldün de adam çıktı üstüne. Evet. Tıpladı ya. Ben dedi 70 kiloyum dedi, çekmeceye çıktı zıpladı hiçbir şey olmadı. Adam bir günde hani yalan 4 saat mi vurduk mu mutfağa? Tek başına 3-4 saatte tek başına tek vurdu. Başına kendi başına vurdu ya. Hiçbir şey yapmadı. Tek başına her şey yaptı. Evet. Dedi ki buralara sadece bardaklarını, baharat falan hafif şeyleri koy, en ağırlarını çekmeceye koy dedi. Çünkü geçen gün haberlerde de gördüm. Kadın bütün tabaklarını buraya sıralamış. Evet. O duvara da böyle hafif bir şeyle monta yapmışlar onu. Olmaz o. Göçmüş. Olmaz o, olmaz o. O yüzden bence en hafifleri yukarıya koyun. Evet. Mutfağımızda kaç sene aldı bak mutfağı alalım ya? Bilmiyorum. Bak bir de... 6 sene oldu mu ya? 6 sene. Erken sonra 2 sene sonra mı yaptırdık? Evet, evet, öyle, evet, evet. 2 sene kadar bizim mutfağımızı kullandık. Evet. Hoca öyle misin? Tek şeyi ayrı aldık değil mi hanım? Tek çekiciyi ayrı aldık. Şeyi, ne diyor ona? Havalandırmayı. Evet. Davulunbaz. Onu ayrı evet. Almıştık. Ben bundan alamına takıp attım ya renklerle. Tek bir sıkıntı var. Şu sıkıntı olan şu inleri kapmalı. Bizim için Semih'le ikimiz boyu uzun olduğu için hep dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani. Karınızı çarpmamak için dikkat etmeniz lazım. Evet tek bu var bu sıkıntı. Başka yerine çok temiz. Bir de Türkiye'nin şu şeyi güzel mesela. Bir yere kiraya taşınacağınız zaman komple mutfağı içinde oluyor. Ama Almanya'da böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Taşınacağınız zaman bu mutfak sadece 4 tane duvardan ibaret oluyor. Evet. Bazen
küçük bir şey koyuyorlar bazen. Küçük bir böyle musluk gibi bir şey koyuyorlar içine. Hiç görmedim öyle bir şey. Hatırlıyor musun? Hikayede öyleydi ya. Hadi musluk mu? Musluk ve bir de altına bir dikiş işte, dolap. Mutfakla ilgili hiçbir şey koymuyor. Evet. Her şey sana ait. Bir de bir şey daha var. Burada mermer. Öyle şeyler çok pahalı. Mermer çok pahalı. Evet, mermer. Bir de ne diyelim ya, evlerin dışına yapılan demirler var. Çelik, çelik, parlak çelik var ya. Evet, bu da evde işte. Paslanmayan çelik. Paslanmaz çelik. Ha, bizim kapı şeyde var, terasa vardı. Evet. Türkiye'de mesela her şey evde görürsün onu. Türkiye'de evet. Fiyatları çok uygun. Ama burada... Ateş pahası. Ateş pahası arkadaşlar. Yaklaşamazsınız yanına. Yani. Bir ay yaptın, en azından bir ay maaşını verirsin burada. Evet. Bir ay maaşını bırakırsın. Gerçekten öyle. Çok pahalı ya. Evet. Hadi bebeğim, bana bir şey ver. Şu anda kadar sana. Ben yeni sırada. Ne ay, oldu? Pide attı abim. Bundan bana evet, onu istiyor. Onu koy bana. Kola mı koydu ona? Ege, kola olsun. Bırak, bırak. Çocuğu zorla. Kola mı içeceksin? Hayır, bırak. Geri koy. Geri koy. Hayır, öyle olmaz. Hayır. Hayır. Ben kızdan çorbasını vereyim. Evet. Onlar yesin. Senin için. Arkadaşlar bu arada bizim kızdamızın inşallah haftaya doğum günü var. Bizi bir telaş sardı. Ben küçüğüm. Küçüğüm mü yavrum? Niye? Gönlü doluyum çocuklarım. Niye? Niye istemin yavrum? Ben aldım nasıl skep et aldım. Ya iki orada skep et dediğim olur be sende. Ben aldım. O bir şey pahalı tamam mı? Ya. Olsun hadi. Alır bir şey, siz, alır bir şey, kafa atma siz. Ben size bir kükte, temin ayırırım kükte. Kızım bir tane biraz daha şey olursa alırız ama alışmış çocuklar. Sıra gidelim sana diyorsun, bekle korona geçecekti, bir sene geçti daha korona geçmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar, biraz fazla ses yaptık. Yemek hazırlarken böyle şeyler olabiliyor. Olur böyle şeyler. Artık... bakmayın. Arkadaşlar benim hanımı Instagram'da takip etmek istiyorsanız Instagram hesabı Fulya Funda 88 hemen açıklama bölümünde var. Evet. Bir de Facebook'ta grubumuz var. Korkmaz Ailesi 43 diye. Ya abimin Tosun Paşa'da kanalı var. Tosun Paşa yapmayanlar bir. Tosun Paşa bir ara verdi. Ben olsun yere abone olun. O ara verdi. Gel ne olsun. Karnım hemen yani. Hadi abone olun. Fulya'ya bakalım. Senin oğlum. Aziz dedin ya. Tamam. Tamam. Ha geçen bir kadın vardı, kadın demişim, bayan vardı, kardeş vardı, ismini unuttum şimdi onun ya, aa ne ismi ya. Bize selam gönder demiş. Evet, yani evet, evet, kardeşim ya. Bak ben senin mesajını okudum. Emre şimdi ismini vallahi unuttum, yana yok bak. Ben de biliyordum onu, demiş, ben size hep mesaj yazıyorum demiş. Evet, sen... yorum yazıyorum, beni de okur musunuz demiş. Evet, ben dedim ki salı günü bekledim, o kendisini bilir, ben seni biliyorum, sen evet, beni biliyorsun. Evet, ben de okudum onu, ismini aslında biliyorum da şimdi karıştırmıyor. Bak kardeşim, ya. Sana bol bol selam yolluyoruz, kusura bakma valla ismini unuttum şimdi, yalan yok. Günde nereden baksan 300-400 yorum okuyorum. Evet. Yani ben yaşlı insanım, 40 yaşıma geldim. Her şeyi unutuyorum Susur ya. Kardeşine veriyor mu kızım? Evet, sen ne demek istiyorsun anladın kardeşim benim. Size selam bekleyenlere, evet. Selamlar sevgili arkadaşlar. Kimseleri ayırmıyoruz. Gönlümüzün hep gittiği yerlere selam olsun. Biliyorsunuz hepiniz seviyoruz. Sizi, bizi seviyoruz. Evet. Allah razı olsun. Sizin sayenizde bu yerlere geldik. Allah bin kere razı olsun. Güzel yorumlarınızı okuyoruz. Aynen. Hepsi sizin sayeniz arkadaşlar. Biz yalnız bir şey yapmadık. Hayır. Yalnız bir şey başaramazsınız zaten. Hep arkanda birisi olması evet. Lazım. Siz önce Allah'ın sonra sizin sayenizde buralara geldik. Tabii ki. İnşallah daha da hedefimiz ileriye gitmek. Evet. Yolumuzdan ayrılmadan böyle bir şey yapmadan. Bildiğimiz gibi, dediğimiz gibi, biz başta dediğimiz gibi bizde neyse o. Evet. Bizde neyse o. Bizde yani yanlış bir şey göremezsiniz. Yani, kurmaca bir şey göremezsiniz. Hayır. Biz ne yapıyorsak onu yazarız oraya. Allah doğru yoldan ayırmasın. Amin, amin, amin. Yiy oğlum hadi yiy. Ana bize de mi koydun sen çocuğu? Oo. Anne. Heh. Allah doğru insanla konuşsun demek. Doğru insanlarla konuşursun demek Allah. Dua ediyorsun istedim. Senin karşına iyi insanlar çıksın diye anne. Kötülerle karşılaştırmasın diye. Çok evet. Güzel bir dua. Evet. Amin de açtım. Amin. Ben bir tane sevim. Mesela Funda nereye gitti şimdi bizim? Funda, Semih. İki tane sinirli tane hayvan vardı. Çarpışan ölçümler kötü oldu sonra. Semih gel oğlum yemeğini ye. Ben biliyorum onu. Arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. Kusura bakmayın başınızı ağrıtırsanız. Yeni videomuzda görüşürüz. Videolarımıza beğeni yaparsanız mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kucak dolusu selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. Evet.